Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Kapsamlı bir EDC videosuyla karşınızdayım bugün. Hayatta kalma konusu ilginizi çekiyorsa kanala abone olmanızı, beğen butonuna basmanızı ve yorumlarda benimle istişare etmenizi tercih ederim. Tavsiye ederim diyelim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Öncelikli olarak videonun ana sponsorundan bahsetmek istiyorum size. Videonun ana sponsoru babam arkadaşlar. Benim dünyaya gelmeme vesile olduğu için. Ve ondan bir EDC çantası göstereceğim videonun başında. Kendisi artık 74 yaşında. Yani 46 doğumlu falan. Ve böyle bulduğu evde garip şeyleri çeşitli çantalara çeviriyor. Mesela bu bir anahtarlık arkadaşlar. Bu anahtarlık işte cebinizde veya çantanızda size zarar verebilecek keskin ve sivri anahtarları güvenli bir şekilde taşımanıza yarıyor. Aslında benim EDC çantamda yok ama bir dikiş nakış seti acil durum çantanızda mutlaka bulunması gerekir. Bu da bu videoda böyle başlamış olsun. O zaman telsiz EDC çantamla ben videoya başlamak istiyorum. Kendisi arkamda karabinayla tutturulmuş durumda. Ben yeni taşındığım evde eski kiracıdan kalma bir sürü böyle küçük boy karabinalar buldum ve hepsini kullanıyorum. Yaklaşık 8-10 tane bu tarz karabina vardı. Çok ağırlık taşımaya meyilli değil. Çamaşır asmak, çamaşır ipi için kullanıyorlarmış. Ama herhalde 30-40 kilo taşıyabilir, taşımayabilir. Deneriz. Bu benim telsiz EDC çantam arkadaşlar. Ve telsiz EDC çantasında en önemli şey nedir? Aslında bir şarj istasyonu. Telsizlerin şarj operasyonları çok zor. Hala çok eski teknoloji oldukları için yavaş şarj oluyorlar. Özellikle analog telsizler. Ve bu beni gıcık ediyor. Bu TYT'nin şarj istasyonu, bu normal elektrikle şarj etme adaptörü. Onun dışında ben internetten kendime ayrı bir USB şarj adaptörü aldım. Şarj kablosu aldım diyeyim. O da şu şekilde. Marka fark etmiyor sanırım. Belirli bir amper ve volt değerine düşürüyor. 2.4 volt, 5 amper gibi bir gücü destekliyor. Herhangi bir yavaş veya hızlı şarjla kullanabilirsiniz. Acil durumda pilin ömrünü tüketmek, atıyorum 5 sene güvenle kullanacağınız pilin ömrünü 2 seneye düşürmek çok da problem olmayacaktır. Onun dışında bir programlama kablom var. Acil bir durumda telsizimi tekrar programlamam herhangi bir bilgisayar ile gerekebilir diye koydum. Bunu da acil durumlar için saklıyorum. Ve yine herhangi bir acil durumda her zaman telsizimi kendi, ne denir ona, üstündeki hoparlörden kullanamayabilirim diyerekten kulaklığımı ben acil durum çantama koydum. Bunu günlük yanımda taşıdığım çantaya koyuyordum. Hiç ihtiyaç hissetmedim. O yüzden telsiz acil durum çantasına kaldırmayı uygun gördüm şimdilik. Onun dışında her çantamda olduğu gibi bu çantamda da bir adet çakmağım var. Ve yine aslında çoğu, bilmiyorum daha önce duydunuz mu, hep aslında koli bantlarından veya tamir bantlarından bahsedilir. Ben tamir bandını taşımak yerine bu zip dial diye geçen kablo bağlarını yanımda taşımayı uygun görüyorum. Bunlar küçük kablo bağları ve bunun dışında uzun kablo bağları da var. Paketi 200-300 lira upuzun. Bunlar küçük olanlar arkadaşlar. Sizin koli bantıyla yapabileceğiniz birçok görevi yerine getirebilir. İşte pantolonunuzun fermuarı koptu, bununla tutturabilirsin. Kemerin koptu, pantolonunu bununla sıkılaştırabilirsin. Veya herhangi tahtaları bunlarla birleştirip taşıyabilirsin. Yani hani A Takımı diye bir dizi vardı ya, orada bana bir koli bantı verin dünyayı değiştireyim diyordu. O dizideki her şeyi bu zip dial ile gerçekleştirebilirsin. Peki bu zip dial'ın alternatifi nedir? Onu da göstereyim arkadaşlar. Onun alternatifi de şudur. İnternette Amazon'dan bulabileceğiniz kablo bağıdır. Cırtlıdır. Tekrar tekrar kullanılabilir. Kesip farklı kabloları birbirine bağlamakta kullanabilirsiniz. Mesela bu benim Rode mikrofonun şeyi, kablo bağı. Aynısı. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Gayet güvenli
kullanabilirsiniz. Geldik benim günlük yanımda taşıdığım EDC çantama. O da arkamda karabinayla tutturulmuş durumda. Onu da çıkartıp geliyorum. Bu da benim günlük EDC çantam. Aslında ilk günlük kullanım EDC çantam buydu. Atölyede günlük çalışırken aslında tornavidamı, pensemi koyarım diye başlamıştım ben bu EDC merakına. Tabii başladınız mı yavaş yavaş imkan oldukça bunu geliştiriyorsunuz. Bu şu yönden hoşuma gitti. Buradan USB şarj olayı var. Yani daha doğrusu içine koyacağınız bir power bank ile cihazlarınızı dışarı çıkartıp cebinizdeki telefonu şarj edebiliyorsunuz. Veya buradan kulaklık çıkışıyla telefon görüşmesi yapabilirsin. Veya bu benim telsizin şu gördüğünüz uzun antenini buradan çıkartıp telsiz göstermeden telsizinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Peki içinde ne var? Aslında EDC çantaları için hep çakılar, şunlar, bunlar, ateş başlatıcılar çok önemli denilir. Ama bence en başta gelen şey bir defter arkadaşlar. Bir acil durumda ihtiyacınız olan banka hesap bilgilerinden tutun telefon numaralarına, belki içine çizeceğiniz haritalara kadar her şey bir deftere ihtiyaç duyuyor. Birine not bırakmak istediğinizde veya bir not almak istediğinizde tabii acil bir durumda cep telefonunuz ne kadar çalışacak buna emin olamıyoruz. O yüzden bir defter olmazsa olmaz. Onun dışında normal ucuzluk marketlerinde satılan bir peçete, paket peçete. Onun dışında da cüzdanım ve amatör telsiz lisansım yanımda her daim ve basın kartımla dolaşıyorum arkadaşlar. Onun dışında geldik esasında bu gadget dediğimiz alet edevatların olduğu bölüme. Şimdi burada birincisi yine bir not defterim var. Küçük not defteri. Bunlar kopartılabilir, not bırakılabilir, ateş başlatılabilir, gayet yırtılabilir bir not defteri. Onun dışında bende bir UV ışık var arkadaşlar. Bu UV ışığı ben 3 boyutlu yazıcı vesaire kullandığım için şey yapıyordum. Bazı ürünleri kurumayan yerlerini kurutmak için kullanıyordum ama bu UV ışıklar avcılıkta çok kullanılıyormuş. Yani balık yemleri fosforlu oluyor anladığım kadarıyla. Fosforla parlamasını sağlıyorlar. Bu saatler için de geçerli. Saate kısa bir süre bunu tuttuğunuzda saatin fosforları parlamaya başlayacaktır. Aslında saat de bir EDC ürünüdür. Saatiniz olmadan telefonunuza çok güvenmemeniz gerekir. Bir dijital saat veya analog saat her şekilde işinizi görecektir. Su almaması elzemdir. Onun dışında bir adet günlük kullanım el feneri. Bu fenerin bir eksisi ateş böceği modu yok. Aslında uzun kullanımda ateş böceği modunu çok tavsiye ediyorlar. Bunun bir adet yüksek modu, bir adet düşük modu, bir adet de SOS modu var. İki pille çalışıyor. Full kullanımda 4 saat falan dayanıyor pili. O yüzden ben her zaman yanımda yedek pil taşıyorum. Pili de iyice bitirmeye çalışıyorum. Pilleri de bu şekilde aslında uçları birbirine değmeyecek şekilde güvenle taşımaya dikkat ediyorum. Onun dışında yine bir çakmak arkadaşlar. Çakmak her işinize yarar. Onun dışında gayet vazgeçilebilir bir kalem ve bir İsviçre çakısı. O zamanlar imkanım buna yetmişti. Bunu sürekli çakmak cebimde taşıyordum. O zamanlar EDC ile alakalı çok bilgim yoktu. Ama bu çok işime yaradı arkadaşlar. İster konserve açacağı olsun, ister şuradaki küçük tornavidası olsun. Küçük tamiratlarda hep işimi gördü. Evet biz çakmakla kola açabilen bir nesiliz ama yine bu fayda sağlayacaktır. Onun dışında bunda ne var? Bir de büyük bıçağı var. Onun dışında küçük bıçağı var. Çok yıpratmadım bıçağı. Çok bir yerlere sürtmedim. O yüzden bayağı bir temiz. Onun dışında cımbızı var. Herhangi bir doğada kıymık batması veya denizde deniz kestanesi batması durumunda cımbızı kullanabilirsiniz. Veya kaşlarınızı düzeltirsiniz. Ne bileyim siz düşünün. Kürdan arkadaşlar. Kürdan çok önemli. Demin gösterdiğim zip tie'ları bu kürdan vasıtasıyla açabiliyorsunuz. Yani bununla kelepçe bile açabiliyorsun. Yani tutsak edildin.
bir polis tarafından değil de kaçırıldın ve bunu bir şekilde bulamadılarsa böyle bir şeyi kelepçenin arasına sokup kelepçeni de çözebiliyorsun. Araştırmanızı tavsiye ederim. Peki bunlar dışında benim EDC çantamda ne var? Çok şaşıracağınız bir ürün göstereceğim arkadaşlar. Bununla alakalı ben video yapar mıyım bilmiyorum. Prezervatif. Evet arkadaşlar, EDC çantalarının olmazsa olmaz edevatlarından biridir. Bu güvenli bir şekilde cinsel münasebete girmeniz için değil. Bunlar çeşitli, işte atıyorum, sudan korumak istediğiniz ürünleri saklamak için kullanılıyor. Veya bunu açıp içine acil durum suyu doldurabiliyorsunuz. Yani bundaki sıvı sizin için değil, spermler için tehlikeli. Onun dışında insanı öldürmüyor. Çok farklı kullanım alanları var. Diyelim bir yerden kaçıyorsunuz, peşinizde kötü adamlar var, cep telefonundan kurtulmak istiyorsun, açıyorsun bunu, cep telefonunun içine sokuyorsun, tabii kapatıyorsun cep telefonunu, gömüyorsun, günler sonra gelip gömdüğün yerden cep telefonunu çıkarabiliyorsun. Onun dışında bazen yanımda ben şöyle bir anahtarlık taşıyorum. Bu anahtarlık biraz büyük olduğu için taşıması zor oluyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Ben de 3 boyutlu yazıcı vardı. Ondan çıktı aldım. Böyle çok farklı çıktılar alabiliyorsunuz. O yüzden 3 boyutlu yazıcı kullanma imkanına sahipseniz bence bir araştırın. Defense Tools yazınca baya baya bir alet edevat çıkıyor. Şimdi günlük EDC çantamız bu. Bu EDC çantasını birçok farklı şekilde kombin edebilirsiniz. Ne vardır? Mesela atıyorum motorcusundur. Böyle bir kurbağacık ekleyebilirsin EDC çantana. Bu ağırlığı çok arttıracaktır. Bunu alalı bir 8-10 ay oldu. Birkaç defa işimi gördü. 20 milime kadar ağız açıklığına ulaşabiliyor, büyüyor. Özellikle motorda, bisiklette karşılaşacağınız bazı sıkıntıları bununla çözebilirsiniz. Tabii multi-tool pense de almak iyi olabilirdi. Güzelini almak istiyorum, o yüzden bekliyorum. Başka EDC çantanıza ne koyabilirsiniz? Ben aslında ilk yardım makası koymanızı tavsiye ederim ama bazen dışarı çıkarken bu makasımı da yanıma alabiliyorum. Veya aynı şekilde şu işaretleme kalemimi, markerımı yanıma alabiliyorum. Bunun dışında ince elektronik şeyleri tamir etmekte kullanılabilen şu tornavidayı yanıma alabiliyorum. Normal günlük hayatta bunu yanınızda taşımak çok akıl kârı olamayabiliyor. Yani bununla bir AVM'ye giremezsiniz. Onun dışında aslında bu törpü çok fazla işe yarar. Bunu da günlük EDC çantanıza ekleyebilirsiniz. Devam edelim. EDC çantasına neler konulabilir veya acil durum çantalarına? Aslında çok fazla alet edevat var arkadaşlar. Mesela ne var? Şöyle bir kulak tıkacı var. Bunu bazen çok gürültülü ortamlarda çalıştığımda kullanıyorum. Bazen uyku zorluğu çektiğimde kullanıyorum. Bu bele de takılabilir bir klipsi var. Hijyenik tuttuğunuz sürece sizi yüksek gürültülerden koruyacaktır. Tavsiye ederim. Yarın bir savaş durumu çıktığında psikolojinizi korumak için şehirlere bombalar yağarken her gece kulağınızda böyle bir ürünün olmasını isteyebilirsiniz. Onun dışında bir EDC çantam daha var. Aslında acil durumdan öte günlük taşıdığım, onu da göstermek istiyorum. Bu benim aslında bilgisayar aparatlarımı, kablolarımı taşıdığım çanta. Bunu da yine zip tie'la bir tane karabine ekledim üzerine. Ben her gün ofisime geliyorum, işte içinden kablolarımı, şarj istasyonlarımı çıkartıyorum. Daha sonra akşam eve giderken bir rutin oluşturdum kendime. Bunun içerisine koyup eve gidiyorum. Evde de aynı şekilde açıyorum. Evde benim bütün alet edevatım açık ve kullanıma hazır bir şekilde durur. Mesela şu şekilde duruyor evde. Burada biraz dağınık aslında. Örnek olsun diye göstermek istiyorum. Mesela mouse'um burada duruyor. Mouse'un şarj aleti, yedek kalemler, işte USB-C şarj aparatı, burada bir pilim, alerji hapım, ağrı kesicim ve business kartım bulunuyor. Onun dışında şu tarz bir şarj aparatı çok
mantıklı ve faydalı. Aynı anda iki ürünü şarj etmenize fayda sağlıyor. Mesela bu tarz bir Rode mikrofonu şarj edebileceğiniz gibi telsizlerinizin ikisini de aynı anda şarj edebilirsiniz. Bu olmayan durumlarda birçok noktada esasında güvenli şarj için orijinal bir şarj aleti Samsung galiba. Onun dışında yine yedek pillerim bu çantamda her daim bulunur. Küçük güçte bir power bank, çok uzun dayanmıyor bu. Çeşitli bu tarz şeyleri şarj etmek için kullanıyorum. Onun dışında yedek hard diskim, acil durum ilaçlarımı, daha doğrusu şu an içinde sadece vitamin var, vitaminlerimi sakladığım bir kutu. Bunu da her zaman taşımıyorum. Sadece size göstermek için, örnek olsun diye bu seferlik koydum. Onun dışında power bank'im. Bu tarz ürünler bende arkadaşlar sürekli yer değiştirir günden güne. Mouse'um çizilmesin diye bunun içine koyuyorum her defasında. Bu power bank'i de geçen yıllarda almıştım. 18 watt hızlı şarj Baseus. Tavsiye eder miyim? Ederim. Yani daha güçlüsünü alabilecek imkanınız varsa onu da alabilirsiniz. Ve çeşitli kablolar arkadaşlar. Ve burada başka bir aslında günlük EDC çantanızda olması gereken bir ürün var. Hayır, gözlük kılıfı değil. Bunun içinde eldivenler var arkadaşlar. Bunlar normal, hijyenik değil aslında. Hijyenik değil de ne denir ona, steril eldiven değil. Ama herhangi bir yaralıya dokunmanız gerekli. Birine ilk yardım yapmanız gerekiyor. Bunlara çok ihtiyacınız olacak. Gerçekten sağlığınızı tehlikeye atacak şeyleri tutmanız gerektiğinde bunları kullanabilirsiniz. Ben bunu normalde ofisimde tutuyorum. Acil durumda yanıma alıyorum. Bu gözlük kaplarından ben bahsetmek istiyorum aslında. Bu gözlük kaplarından bende bir sürü var arkadaşlar. Ve bir sürü senaryoda ben bunları farklı farklı şekillerde değerlendiriyorum. Yani hazırlıkçılık biraz bazen istifçiliğe kaçıyor. Aslında ulan onu da atmayayım, bir yerde kullanırım, bunu da atmayayım, ama mesela benim kamera çantamda bunlardan bir tane var. Hard case resmen. İşte kameranın pillerini koyuyorum. Hem pillerin devreleri birbirine değmiyor hem de sert korunuyor açıkçası. Bu yumuşak case'lere de bir sürü şey koyabilirsiniz. Yani buna bir kilot atlet koyabileceğin gibi böyle paket bir sürü şey koyabilirsin ya. Yani dedim ya, hayatta kalmak, hazırlıkçılık biraz zeka işi dostlar. Yani herkes ezberle gitmek isterken sizin A takımı dizisinde olduğu gibi bazen kendiniz bir şeyler yaratmanız gerekecek. Bunları kabullenin. Onun dışında videonun ikinci bir sponsoru var aslında. Bu görmüş olduğunuz mikrofonu bir süre kullanmama izin veren TRT'den emekli spiker bir çok değerli bir abimiz var. Kendisi aynı zamanda bir yazar. Yedi İklimin Çocukları bir bilim kurgu kitabı arkadaşlar. Dünyada yetişkinlerin yok olduğu ve sadece çocukların kaldığı bir dünyayı imagine ediyor, yani tasvir ediyor. Çocuklar olduğu için, çocukların yarattığı bir dünya olduğu için zamanında çocuk kitapları olarak çok satıyor. Katil Kemancı ise aslında üniversitelerin psikoloji bölümlerinde okutulacak kadar insanın derinine inen bir kitap. Daha buna başlayamadım. Başladığım zaman detayları size belirteceğim. Bu arada mikrofonun ses kalitesi çok iyi. Farkı anlamak için yaka mikrofonundan da deneme yapıyorum. Bakalım ne olacak. Ve benim aslında iş yerimde, atölyemde çok sık kullandığım bir eldiven çeşidi bu. Nitril eldiven. Bunun çok çok daha dayanıklı olanları var. Mesela iş için olanları var. Bu atıyorum 150 liraysa en sağlamı 300 lira. Yani tak bütün gün elinde kalsın. Evet, terletiyor, pudra yok. Ama bazılarımızın da pudraya alerjisi var. O yüzden herhangi bir acil durum, kaçış, EDC çantanızda atıyorum demin gösterdiğim beyaz pudralı eldivenler kullanamıyorsanız bunlardan kullanabilirsiniz. Biz 3 boyutlu yazıcıdır, işte alkoldür, saf alkolle temizlemen gerekiyor, gerektiği için bu tarz ekipmanlara
fazlasıyla sahibiyiz. Onun dışında aslında benim tavsiye edebileceğim başka birçok ekipman var. Yani sizin acil durum çantanızda olsun, sığınağınızda olsun, güvenli yerinizde olsun. Bunlardan olmasını ben açıkçası tavsiye ederim. Mesela bu not defteri arkadaşlar. Bir akım var şu an aptal telefon kullanmak üzerine. Çünkü bazen beynimiz dopamin salgılaması çok bozuluyor. Yani şu bir defter aslında bizim telefondan uzak, yalnız geçirdiğimiz zamanlarda not almamıza yarayacak. Önemli bilgilerimizi yazabileceğimiz güzel bir not defter. Birçok insan bundan artık seri oluyor. Yıl yıl veya ay ay yazıp yazıp köşeye koyup sonra yıllar sonra dönüp o fikirlerden kitap dahi yazabiliyorlar. Şu an ucuzlukçu marketlerde 65 lira. İnternetten sipariş verecektim. Aynı fiyatı olduğunu görünce ucuzluk marketten aldım. Bir tane de eşime aldım. Bunun güzelliği yanında kalem koyacak yeri olması. Onun dışında biber gazı. Bunu hiç kullanmadım arkadaşlar. Ben bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani birine bunu sıktığınız takdirde size de gelme durumu olabilir ve bu size de zarar verebilir ve çok zaten yakın mesafeden sıkman gerekiyor. Son kullanma tarihi geçmiş durumda bunun. Yine alınabilir. EDC çantanızda tutabilirsiniz. Belki sıkmasanız dahi bir korkutucu etki yaratabilir. Bilmiyorum. Sorumluluk da almıyorum. Demin hani zip tie kablo bağları gösterdim ya, ben yine iş gereği bir şeyleri birbirine çok tutturmam gerektiği için şu profesyonel demeyeyim de yani küçük lastiklerden şöyle bir poşet dolusu almıştım. Bu da birçok şeyi birbirine tutturmanızda fayda sağlayacaktır. Şu şekilde bağlayıp demin size gösterdiğim şununla birbirine tutturup acil durum açıl artık. Acil durum çantanıza koyabilirsiniz. Yani neleri tutturabilirsiniz? Diyelim bir yaralanma durumu oldu. Bir pansuman yapıyorsunuz. Pansumanın yaptığınız yerde sıkı sıkıya durmasını sağlar bu lastik bantlar. Çok paranız vardır tutturursunuz. Bir sürü işe yarar arkadaşlar. İşin şakası bir yana. Kaç dakika olmuş? Oo, 20 küsür dakika. O zaman hızlıca birkaç şey daha göstereyim. Mesela bende şöyle bir alet var. Programlanabilir bir aslında elektrik prizi. Böyle bir prizi aslında güvenli bölgenizde ışıkların belli saatlerde açılıp belli saatlerde kapanması için ayarlayabilirsiniz. Uzun bir seyahate gittiniz. Evde birilerinin yaşadığı izlenimi vermek için güneşin yok olduğu saatten bir saat sonra otomatik ışıkların açılacağı şekilde ayarlayıp sabaha karşı da otomatik kapanacağı bir programlama yapabilirsiniz. Bu da benim her zaman evimde ve iş yerimde bulunur. Onun dışında herhangi bir afet durumunda işaretleme yapmak için sprey boya, bu özellikle trafik sarısı, turuncusu arkadaşlar, en belirgin renklerden, en göze çarpan renklerden biridir. Bunu tavsiye ederim. Acil durum çantanızda yanınızda olması her daim ne kadar işe yarar bilmiyorum ama mesela arabada tutulabilir veya bir afet bölgesine yardıma giderken yanınıza alabilirsiniz. Onun dışında çeşitli marketlerde, yapı marketlerde satılan ilk yardım setleri var. Biraz da bunun üzerine konuşmak istiyorum. Yani böyle gerçekten bir ilk yardım seti gibi görünse de aslında bir hayal kırıklığı. Bundan çok da bir şey beklemeyin. Yani çok böyle sargı bezleri, işte losyonlar falan yok. Yani kendi sargı, yani kendi ilk yardım çantanızı kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Mantık belli. Makyaj pamuğu koymuşlar. Normal pansuman pamuğu var. Onun dışında bir tane bant koymuşlar. Yapışır mı bilmiyorum. Şu biraz faydalı gibi. Alkollü temizlik bezi. Yani şey gibi bu. Telefonlara hani ekran koruma şeyi yapıştırırsın ya. Ne denir ona? Ekran koruyucu. Onun benzeri. Onun dışında bir sürü yara bandı ve küçük yara bandı koymuşlar. Yani olabilir. Atıyorum bir kampa giderken yanınıza alabilirsiniz veya bunu kendiniz
geliştirebilirsiniz. Ben her zaman mesela yanık kremi bulundururum arkadaşlar. Biz çok ateşle oynadığımız için benim için en olmazsa olmaz şey yanık kremidir. Siz de kendinize kim kapandı mı kapandı bu tarz bir ilk yardım seti mutlaka yapın. Onun dışında görüyorsunuz burada demin gösterdiğim not defteri gibi bir sürü not defteri var. Ve bu not defterlerinin üstündeki markaları kapattım değil mi? Kapatmışım. Bunu da kapatmışım. Bu aslında bildiğiniz sticker. Ben de bunları acil durum çantalarıma 3'er 5'er tane koymuşumdur. Böyle paket halinde satılıyor. Bunlar çok faydalı arkadaşlar. Bunları not defterinizin arkasına kendi bilgilerinizi yazmak için kullanabileceğiniz gibi. Mesela ben kendi telsizime bilgilerimi yazdım. Herhangi bir kayıp veya atıyorum başıma bir şey geldi. Telsizimi buldular. Bana ulaşabilsinler diye burada adım, burada da telefon numaram yazar. Bu aslında biraz video prodüksiyondan kalan bir alışkanlık. Yani biz her türlü ekipmanımız kaybolmasın diye ekipmanların içlerine falan numaralarımızı yazarız veya şeyleri gizleriz. Buna yazmamışım, ilginçtir. İsimlerimizi yazarız. Bunu gerçekten çok çok fazlasıyla tavsiye ediyorum. Onun dışında yine kendi sığınağınızda kullanmak için ben bir paketleme sistemi yaptım kendime. Bunu göstermek istiyorum. Bunlar aslında uygun fiyatlı kutular arkadaşlar. Yani pahalı çantalar falan her zaman almanıza gerek yok. Bunları çantaya koyup taşımak bazen zor olabilir ama bunlardan bir yığın haline geldiği zaman büyük plastik kaplara, konteynerlara koyup kampa da gidebilirsiniz. Misal bu benim pil çantam. Pillerim, çeşitli ıvır zıvırlarım içinde yedek hard disk var ve hepsinde nemden korunması için işte ilaçların içinden, vitaminlerin içinden çıkan bu nem alıcılar var. Böyle bir istifleme yöntemi size tavsiye edebilirim. Bunlardan birçok alıp üst üste koyamıyorsunuz ama şunlardan aslında üst üste birçok koyabilirsiniz. Mesela bu sesle alakalı bir sürü kablo ekipmanı koyduğum parça. Şu da mesela bir ara EDC çantamda vardı. Kir, toz temizleme için elektronik aletler adına kullanılabilir. Bunun dışında bu benim yine bazı ıvır zıvırlarımı koyduğum çantalarımdan biri. Burada birkaç eski fotoğraf, işte birkaç gümüş falan olduğu gibi pasaport bulunuyor. Onun dışında size başka gösterebileceğim, anlatabileceğim ne var diye düşünüyorum. Frekans bilgileri arkadaşlar. Geçen yapmış olduğum videoda bunlardan çok bahsetmedim. Bunları da ben kendime çıkartmıştım. Bunları aslında uzmanlar böyle küçük bir kağıda ve plastik kaplamayla bir yere gideceğiniz zaman telsizin arkasına tutturun diyorlar. Ve üst kameramız galiba kapandı. Evet, kapandı. Yuhu! Mesela lazım olabilecek bazı acil durum frekanslarını ben çıktı almıştım. İşte rölede nasıl iletişim kurulur? İşte kendi telsiz lisansımın bir çıktısını almıştım. Fonetik alfabenin çıktısını almıştım. Yani bir kampa veya bir dağ başında tatile giderken bunları yanımda götürebilirim. Orada arkadaşlarıma telsiz eğitimi verebilirim diyerekten bu tarz çıktılar aldım. Onun dışında bakıyorum. Son sözüm şudur dostlar. Hazırlıkçılık ve acil durumlarda zeka çok önemli. Yani herhangi bir ürünü, malzemeyi, herhangi bir tornavidayı, belki bir lastik bandı hayatta kalmak için birçok şekilde kullanabilirsiniz. Bunları düşünün. Bunlarla da alakalı yeni videolar gelecek. Belgesel tadında uzun bir video oldu biliyorum ama umuyorum akar sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmadıysanız da bak buraya kadar izlediysen abone ol. Bu videoyu da izlemesini istediğin insanlara göndermeyi unutma.
Hoşça kal.